1947 yılında Erzincan'da doğan Mustafa Kutlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra bu görevden ayrılan Kutlu, bir yayın evinde çalışmaya başladı ve bu yayın evinin çıkarttığı Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Mustafa Kutlu hikayelerinde ülkemizde görülen kentleşme ve teknolojik gelişmeler sonucundaki toplumsal değişmenin getirdiği yabancılaşmayı işler. Hikayelerinde eski edebiyatımızın kıssa geleneğinden faydalanan titiz, ince bir dil işçisi olarak tanınır. Sait Faik Abasıyanık ve Sabahattin Ali üzerine iki incelemesi bulunan yazarın bugüne kadar yayınlanmış olan 5 hikaye kitabı vardır. Bunlar Ortadaki Adam, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül Ya Seferdir. Bu akşam seyredeceğimiz Gönül İşi adlı televizyon filmi yazarın ikinci kitabına adını veren hikayesidir. Şimdi Gönül İşi'ni seyredelim. Aşığın gönlüne fitne düşende sazı omzuna yük gelirmiş. Oynayın bakalım. Açıktan gider misin? Hey gidi makasçı seni. İyice bunadın sen. O taş öyle mi oynanır? Hadi oradan pehlivan. Bana akıl mı öğreteceksin? Hem pehlivan olacaksın hem de... Demir yolcu değil mi? Hepsi bir. İşte ağzını bağladım. Biri makasçı, öbürü makinist. Hadi bakalım, yol ver de geçsin marşandiz. İşte şimdi ocağımız battı. Taş çekeceksin Rüstem ha, boşuna çabalama. Çare yok değil mi? Taş çekeceğiz. Allah çektirmesin. Aşığın gönlüne fitne düşende sazı omzuna yük gelirmiş. Doğru güzel söyledik. Lakin
Nasıl tamam edeceğiz bu beyti? Yük gelirmiş. Yük gelirmiş. Kafiyesi. Çok gelirmiş. Kendini kendinde bulmak istersen bir kelime, bir harf çok gelirmiş. Oldu mu? Olmadı tabii. Biz kim, kendini kendinde bulmak kim? O dediğin hak aşıkların işi. Yüksekten atma aşık cenani, yüzünü yene indir. Ne demiş koca Yunus? Bize rahmet yerden yağar. Hele sen devam et. Nereye kalkıyorsun ya? Sıkıştı ya, kaçıyor. Yok canım, ne kaçması. Şu aşağı bir bakayım dedim, gelirim yine. Buna bir saz almalı artık. Baksana her yanı titremeye başladı ya. Aşık senin iğne diyeceksin. Ağzında diş kalmadı. Ne anlarsınız siz aşktan? Merhaba aşık. Aşık bu. Kim bilir ne düşünüyor. Kalbi hangi fırkat ateşiyle yanıyor. Uyandırmak bize düşmez. Çay mı Rüstem baba? Çay getir bize. Dalmışsın aşık. Öyle. Hele iki söz et de kararmış kalbimiz biraz aydınlansın. Estağfurullah bey. Biz kim, söz etmek kim? Öyle deme. Defineye malik viraneler var. Nerelisin bakalım? Bayburt tarafından. Hemşeri çıktık ha. Ben de Erzincanlıyım. Sahi mi? Hı. Ne işin var buralarda? Kader işte. Ne denilmiş? Kaderde ne var ise etme merak. Uyma kendi nefsine, hakkın emrine bırak. Sen de boş değilsin bey dayı. İşte. İçimiz yanık evlat. Aşıklara karşı bağrım biraz dumandır. Çok aşık tanıdım ben. Ne iş tutarsın? Demir yolunda makinistim. Emekli oldum, kaldım buralarda. Sen beni bırak şimdi, hele de bakalım. Madem ki Bayburtlusun, Celali Baba'yı tanırsın değil mi? Ağlar Baba var. Sonra Bayburtlu Zihni. Yahu bu topraklar amma aşık yetiştirmiş be. Tanırım az biraz. Yani deyişlerini. Ama fazla değil. Sas tutalı çok olmadı. Sana bir ayak çıkayım şimdi. İster misin? Karşılıklı değişelim bir ha? Ne dersin? Ben mi? Ne desem be? Bilmem ki, Serda acemilik var. Merhaba. 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 Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bak şimdi. Bilmem neşeden mi, kederden midir? Gezeriz gurbeti biz hep garip garip. Hadi bakalım. Gerisini de sen getir. Kusura kalma bey dayı. Daha o kadar pişmedim ben. Usta yanında bile gezmedim. Ya bu saz? Doğru, ancak sazımıza bakmayın. Sözümüz yok henüz. Saz başka, söz başka değil mi? Delikanlı, aşıklığın zagonu çalıp söylemektir. Dilinin bağı çözülmemiş mi? Sıkıştırmayın garibi. Ne bu? Radyo mu, teyp mi? Düğmesine basınca çalışmaya başlasın. İnsanoğlu. İçinden gelecek ki söyleyebilsin, değil mi? Öyle ısmarlama çalıp söyleyene ben zaten aşık demem. Aşık, madem çalmadın, öyleyse de bakalım. Saza nasıl başladın, onu anlat. Gönül işte bey dayı. Ne desem boş. Olmaz, yarın kızına sevdalandık.
Ağa kızı öyle mi? Ağa değilse de varlıklı. Vermediler tabii. Vermediler. Aman hep aynı şey. Ağa kızına yandıran çoban hikayesi. Çok gördük bu filmi, çok. Zorla dinle diyen yok. Sıkıldınsa git kağıt oyna. Kızma be Rüstem baba. Aldırma bundan. Sen devam et. Bana anlat, bana. Gerisini boş ver. Ben dinlerim. Diyeceğim işte, kızı yine zengin yerin oğluna verdiler. Kızın gönlü sende miydi? Demek kızın gönlü sendeydi ha. Vay kahpe felek vay. Gönül işlerine bakan kalmadı bey dayı. Neyse. Oğlan da arkadaşım. Adı var kendi yok burada. İyi arkadaş, delikanlı. Zaten o da tutkundu İsmihan'a. Adı İsmihan'dı. Ama köyde fidan diye çağırırlardı. Demek adı İsmihan'dı ha. Vay canına. Türküsü bile var hani. Kız adın İsmihan'dır, gözlerin ev yıkandır diye. Bizimki de sultan da aşık, sultan. Öyle ya, ha İsmihan ha sultan, farkı yok. İkisi de gönül padişahı. Vakit geldi. Hadi kaldır şunu. Buyur artık. Cemil abi, bir emrim de var. Hadi toparlan. Tam yıkanacak yeri buldun. Hadi. Çok görme be hadi Cemil abi. Yanıyoruz hadi. Bu yollarda. Yanıyoruz abi, yanıyoruz. Hadi. (Gülüyor)
bitti, yatsı kılındı, yeni evliler gerdeğe girdi. İşte böyle. Sonra? Sonrası, sen de aldın sazı eline, düştün yola. Ne adam ya? Hiçbir şey yapamam, hiçbir şey. En kötüsü bu, hiçbir şey yapamamak. Böyle elleri koynunda kalmak, en kötüsü bu. Tam buyurduğum gibi. O gece çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün? Gülleri. Fidana attığım kırmızı gülleri. Afgan işi iyice karıştı pehlivan. Hı? Rus'un vaziyeti müşkül. Merhaba Kamil efendi, nasılsın? Hoş geldin, hoş geldin. Afgan işi böyle Kamil efendi. Allah mücahitlerin yardımcısı olsun. Bak sana bir şey anlatayım. Harbi Umumi'de bizi Filistin cephesine vermişlerdi. Oradan da Hicaz'a naklolunduk. Hecin Suvar alayına. Hacca mı gidildi? Mübarek olsun efendim, mübarek olsun. Değil efendim, değil. Harbi Umumi'de diyorum. Ben Hicaz'daydım. Fahrettin Paşa'nın mahiyetinde. Çöl kaplanı Ferit Fahrettin Paşa'nın. Hangi Fahrettin? Paşa mı? Evet paşa. Fahrettin Paşa.
Meşhur Medine müdafasının kahraman kumandanı. O sene kıtlık seneleriydi. Askerin yaşisi tükenmişti. Ben de o yıl Batı müvezziliğine başlamıştım. Evet, kıtlık senesiydi. Hadi bana müsaade. Kalın sağlıcakla. Ben biraz Yaşar'ın yanına gideyim. Hoşça kalın. Aşık, artık vakit geldi gibi. İki tane söyle canım. Yüreğimizin yağı eridi. Kendin söylemez isen ustamalı satarsın. O da kabulümüz. Aşığın gönlüne fitne düşende taz omuzuna yük gelir imiş. Halden anla yana kıymet bilene. Bir bakış bir gülüş çok gelir. Halden anla yana kıymet bilene. Bir bakış bir gülüş çok gelir. Ve ey sevgilim, senden bana esecek rüzgarın sesini dinlemek dayanılmaz acıların kapısını açacakmış bütün bunlar. Yani yeşil gözlerin ve saçlarının her teli. Kim bilir, belki bir gün bana da müjdeli bir haber, bir çiçekli bahar dalı getirir. Thank you.
10 yap çayları, 20 yap, 50 yap. Dönüp baktım, delettin beni. Çiğneyi çiğneyi yol ettin beni. Yüreğe düşürüp aşkın odunu yakıp kavurdun da kül ettin beni. Yüreğe düşürüp aşkın odunu yakıp kavurdun da kül ettin beni. Asi Arap kabileleri bir yandan İngilizlerle uğraşırken Lawrence zuhur etti. Lawrence'i bildin mi? Meşhur İngiliz casusu. Şerif isim ve adamlarını kandırdı. Biz çarpışa çarpışa Medine'ye çekildik. Günlük nafaka bir avuç hurma, bir avuç çekirge. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ne çekirgesi?
Bildiğin çekirge, kanatlı hayvan. Ne olmuş çekirgeye? Kıtlık dedim ya, yiyecek kalmadı. Asker de, zabitler de çekirge yemeye başladı. Allah Allah, çekirge yenir mi ya o? Aç kal da gör. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar da fena değil. Hele kavurması. Mesut musun Sultan? Çok. İçinden ne geçiyorsa söyle bana. Sakın gizleme. Sana söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim? Sıkılmıyorsun değil mi? Yani ben gidince. Yok, uğraşıyorum bütün gün. Temizlik, çiçekler. Yalnız... Evet. Nikah işi. Haklısın Sultan. Ama Cemil Efendi zora koştu, biliyorsun. Boşanma işi bitsin, izne ayrılınca yaparız. Düşündüğüm bu olsun. Üzülme. Çok özlüyorum seni. Gelip gelip gidiyorsun. Tasalanma, geçecek bunlar. Depoya alacaklar beni. O zaman her gece evdeyim. Bir çocuğumuz olsaydı oyalanırdım. Allah'tan umut kesilmez. Doktor olur diyor ama... Thank you.
baktın delettin beni, çineyi çineyi yol ettin beni, yüreğe düşürüp aşkın odunu, yakıp kavurdun da kül ettin beni, yüreğe düşürüp aşkın odunu, yakıp kavurdun da kül ettin beni. Gelirken testiyi de getir. Olur. Kaçır beni ne olur. Yoksa başkasına verecekler. Kaçırayım mı? He, nereye istersen gelirim. Nereye gidebiliriz ki? Elde yok, avuçta yok. Hem babam bunu duyarsa yanımıza kor mu abilerin? Hani beni seviyordun? Uğruma öleceğini söylüyordun. Seviyorum tabii. Şuracıkta öl desen ölürüm. Ama ölmek marifet değil. Peki ne yapacağız? Ben sensiz edemem. Verirlerse başkasına kendimi yardan aşağı atarım. O nasıl söz kız? Atarım işte. Sen öyle otur. Bir yolunu bulacağım. Sıkma canını. Bul çabuk. İş işten geçecek yoksa. Thank you.
Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Göz açtım seni gördüm, yad ile konuşamam. Dert bende, kare bende. Dert bende, kare bende. Konulmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam parekende. Recep Çavuş'la kaçmışlar Rüstem abi. Biz de yeni öğrendik. Üzülme Rüstem abi. Anlıyorum, sağ ol. İstersen jandarmaya haber verelim. Hayır. Sakın bir delilik yapmayasın abi. Yo, değmez, değmez. Nereye gidiyorsun abi? Bilmem, zaten artık önemi de yok. Bana nasıl yaptı bunu? Bana, koca Rüstem Pehlivan'a. Kaçmış dala benzer, boz bulanık tele benzer. Sonucu bilinmez imiş. Boz bulanık tele benzer. Sonucu bilinmez imiş.
Bırak artık Rüstem Bey, geride kaldı bunlar. Sen güne bak, güne! Ya, bak iki kilo kiraz alıp yiyemedik, her şey ateş pahası. Ateş düştüğü yeri yakar, Kamil Efendi. Aa, şöyle, kitabın orta yerinden konuş da bak benim sağ kulak nasıl işitiyor o zaman. Rüstem Baba, yeter artık. Yol ver şuna da kafamızı dinleyelim. Hadi hemşerim, biraz da başka yerde çal. Aldırma aşık, bunlar ehli dilden anlamaz. Eğer burada kalırsan, akşama istasyonda Eşref'in Mustafa'nın kahvesine gel. Ben seni bulurum, misafirim olursun. Sakın çekinme ha! Ben de senin gibi bir başımayım şu gök kubbenin altında. Sağ ol bey dayı. Bakalım kısmet. Neyse ki kalktılar. Oh be! Sağ ol.